Bu tartışma ile ilgili bir milletvekilimiz tweetler atıyor. Tweet serileri atıyor. Burada da Trabzonspor'umuzun 865 milyon TL'lik yapılandırma ile tüm kulüplere, kişilere ve menajerlere olan ödemelerini yapmasına vesile olan Bakan Bey'den bahsediyor. Bu denli çok sevdiği bir kulübün başarısından başka beklentisi veya bir projesi olmadığını biliyoruz. Olabilir. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Allah daha çok versin. Bizim bunlara gözümüz yok. Sonra soruyorum Sayın Ağoğlu'na. Kaç devlet kurumu stadınıza loca aldı? Ne kadar aldı? Ne paralar verdi? Türkiye'nin en pahalı locaları bizim stadımızda. Gelin karşılaştıralım bedellerini. Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devletli iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı? Bizim bu destekte hiçbir gözümüz yok. Ama çıkıp adil rekabet vesaire vesaire gelip böyle konuşmasın. Türkiye'nin en büyük bir medya grubu tarafından sahipleniliyor. Devlet ciddi anlamda yardım ediyor ki onlar da açık açık söylüyorlar. Ben söylemiyorum. Sizin belediye başkanınız, milletvekiliniz söylüyor. Artık yani yeter artık. Dolayısıyla bunları söylemek zorunda kalmak dahi beni üzüyor. Ama ben artık Türk sporunda barış olsun, omuz omuza verelim, sorunlarımızı giderelim, geleceği tasar... Yok geçti artık. Siz anlamıyorsunuz o dilden.